Evet. Artık kariyerinizi başlatacak ya da kurtaracak cümle kurulumu konusuna geçebiliriz. Herhangi bir anda ve herhangi bir zamanda size gelen bir talebi cevap verirken yetkili kişi siz de olmayabilirsiniz, amiriniz olabilir. Ve siz amirinizden cevap verme konusunda onay almamış olabilirsiniz. Ya da yetkili kişi siz değilsinizdir, amirinizdir ama siz de amirinizden cevap verme konusunda önceden onay almış olabilirsiniz. Ya da yetkili kişi siz olabilirsiniz ve onay almanıza gerek olmayabilir. Bu durumların her birinde farklı bir şekilde cevap vermeniz gerekiyor. Şimdi yetkili amirinizse ve sizin sorunu çözmek için önceden onay almamışsınız ve onay almanız gerekiyorsa size gelen talebe şöyle cevap veriyorsunuz. Duruma göre eğer yeniyseniz ben yeniyim diyorsunuz. Daha önce benzeri bir fikri uygulamaya almaya çalışmış olabiliriz. O zaman hangi sorunlarla karşılaştığımızı, istenen sonucu alıp alamadığımızı bilmiyorum. Müdürüme, yöneticime, amirime bir danışayım, beni yönlendirsin. Tamam, amirinize danışmanız gerektiğini karşınızdaki kişiye bildirdiniz. Güzel. Şu kalıplardan birini kullanabilirsiniz. Geçmişteki sorunları tekrar değerlendirme imkanı bulursak belki daha başarılı bir sonuç olabilir ve ihtiyacınızı karşılayabiliriz. Garanti veremem ama ilk aklıma gelenler olarak şöyle 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 yaparsak ihtiyacınızı karşılayabilir miyiz? Bir amirime danışayım. Ya da geçmişte karşılaştığımız sorunları başkaları çözebilmiş mi? Çözderse nasıl çözmüşler? Tekrar bir araştıralım, danışalım, size dönelim. Bu şekilde karşınızdaki kişiye önce hem amirinize danışmanız gerektiğini, onun yönlendirmesine ihtiyacınız olduğunu bildiriyorsunuz. Aynı zamanda da elinizdeki durumla ilgili olarak daha başarılı bir sonuç almak için elinizden gelen gayreti göstereceğinizi, çabak sarf edeceğinizi belirtmiş oluyorsunuz. Ve bu talebi gayet başarılı bir şekilde savuşturmuş oldunuz. Şimdi diyelim ki bu talep size geldi. Önceden onay almanız gerekiyordu. Almamıştınız. Bu amirinize danıştınız vesaire filan. Tekrar artık size gelen talebe cevap verecek durumdasınız. Şöyle devam ediyorsunuz. Müdürüm, yöneticim, amirim beni yönlendirdi. İlgili çalışma arkadaşlarımla üzerinde çalıştık. Şunu şöyle, bunu böyle yapsak, onun yerine bunu kullansak, süreyi x yerine x artı 3'e çeksek, onu şurasından şu tarafa, bunu burasından bu tarafa çekersek bizce olur. Tamam, bir çözüm sundunuz. İş teklifinizi gösterdiniz. Fakat olay burada bitmiyor. Karşı tarafın fikrini almanız lazım. Şura, siz ne dersiniz? Bu sizi keser mi? Sizce nasıl yaparsak olur? Ve en önemli nokta, dediler ki şöyle şöyle yaparsak olur. En önemli nokta şunu sormanız lazım. Önce neresinden başlayalım? İlk neresini yapalım ki siz çözümün size uygun olup olmayacağını daha erkenden görün, bizi yönlendirin. Fazla vakit kaybetmeden sizin sorunuzu çözebilelim. Bu soru son derece önemli. Sizden talebi olan kişiyle ortaklaşa karar vererek belli bir noktasından başlamazsanız ve sonuçta netice olarak ortaya çıkan işin kullanıp kullanılamayacağını da onlar karar verecekler. Ne kadar erken geri bildirim almayı da garantilerseniz o kadar başarılı olursunuz. Mümkün olduğu kadar karşı tarafın da sizinle birlikte çalışmasını sağlamaya çalışıyorsunuz. Bütün bunları yaptıktan sonra sorularınızı aldınız ve şöyle devam ediyorsunuz. Toplantı notumuza eylem planlarımızı yazalım. İlk olarak şunu yapacağız. Sizce de uygun mu? Ardından şunu yapacağız. Sizce de uygun mu? Onun ardından şunu yapacağız. Sizce de uygun mu? Ve bu şekilde notlarınızı alarak devam edeceksiniz. Bir seçenek olarak da sorunu çözmek için hem yetkili sizsinizdir hem ya da sorunu çözmek için onay almanız gerekmiyordur ya da önceden onay almışsınızdır ve size bir taleple geliniyor. Önce zaman kazanmanız gerekiyor. Diyorsunuz ki yapılmaya değer her şey iyi yapılmayı hak eder. Bu yüzden fikrinizin nasıl uygulanacağını düşünmemiz gerekiyor. Güzel. Tamam, zaman kazandınız ve duruma göre bakıyorsunuz. Eğer daha önce benzeri bir çalışma yaptıysanız, şöyle devam ediyorsunuz. Daha önce benzeri bir fikri uygulamaya almaya çalışmıştık. O zaman şu 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 sorunlarla karşılaşmıştık ve istenen sonucu alamamıştık ya da almıştınız. Bu defa devam ediyoruz. Elinizdeki durumlara göre şu üç kalıptan birini kullanıyorsanız. Geçmişteki sorunları tekrar değerlendirme imkanı bulursak belki daha başarılı bir sonuç olabilir ve ihtiyacınızı karşılayabiliriz. Evet, biraz üzerinde çalışmanız, değerlendirmeniz gerekiyor. Tekrar zaman kazandınız.
Aklınızda da herhangi bir çözüm yoktu. Bakacaksınız. Şimdi geri dönüyorsunuz. Aklınızda bir takım çözümler var. Diyorsunuz ki garanti veremem. Ama ilk aklıma gelenler olarak şöyle şöyle yaparsak ihtiyacınızı karşılayabilecek bir çözüm bulabiliriz. Olabilir mi? Olabilir tabii. Ya da konuyla ilgili hiçbir çalışma yapılmamış tarafınızda. Şöyle diyorsunuz. Geçmişte karşılaştığımız sorunları başkaları çözebilmiş mi? Çözlerse nasıl çözmüşler? Tekrar bir araştıralım, size öyle dönelim. Güzel. Karşınızdaki kişiden hem zaman kazandınız, anında cevap vermediniz, düşünecek ve değerlenecek zamanı kazandınız ve karşınızdaki kişiye konunuz gerçekten işiyle ilgileneceğinizde dair bir iyi bir izlenim vermiş oldunuz. Diyelim ki üzerinde çalıştınız, arkasından tekrar talepte bulunan kişiye geri dönüş yapıyorsunuz. Şöyle diyorsunuz, gene şunu şöyle, bunu böyle yapsak, onun yerine bunu kullansak, süreyi x yerine x artı 3'e çeksek, onun şurasından şu tarafa, bunun bu tarafında, burasından bu tarafa çekersek bence olur. Arkasından soruyorsunuz, siz ne dersiniz? Bu sizi keser mi? Sizce nasıl yaparsak olur? Bu konulara cevap aldıktan sonra şu soruyu kesinlikle ihmal etmiyorsunuz. Önce neresinden başlayalım, ilk neresini yapalım ki siz bu çözümün size uygun olup olmayacağını daha erken görüp bizi yönlendirin. Fazla vakit kaybetmeden sizin sorunuzu çözebilelim. Soruyu sorunuza sizden talepte bulunan kişinin ya da departmanında elini taşın altına sizin kadar en az sizin kadar koyması gerektiğini belirtiyorsunuz ve garantiliyorsunuz. Ardından bütün bunları belirledikten sonra başlıyorsunuz toplantı notunuzu yazmaya. Diyorsunuz ki toplantı notuna eylem planlarımızı yazalım. İlk olarak şunu yapacağız. Sizce uygun mu? Uygun. Ardından şunu yapacağız. Sizce uygun mu? Onlardan şunu yapacağız. Sizce uygun mu? Vesaire. Bu şekilde devam ediyor. Şimdi bu iki cümle kurulumu arasındaki fark ne durumda? İlk durumda yani yetkili siz değilseniz ilk işler sapa sardığında sorumluluğu aminize atıp aradan sıyrılmanın yolunu yapıyorsunuz. Şimdi yolu yaptınız ama o yolu kullanıp kullanamayacağınız sizin becerilerinize bağlı. Çünkü amiriniz sizden daha kurt olduğu için duruma uyanma ihtimali var. Başınız belaya girebilir. Diyelim ki başınız belaya girmedi, işler de yolunda gitti. Bu durumda hem IT'de birlikte çalışmak için tercih edilecek kişi olarak namınız artıyor, hem de tüm IT'ciler böyle olacaktı denilerek namınız yürüyor. Terfi yolunu açıyorsunuz. İkinci durumda ise yetkili sizsiniz. Haliyle işler sarpa sarında kötü olacak kişi de sizsiniz. Bu yüzden sürekli müzakere konusu sonuçlarını kayıt altına alıyorsunuz. İş isteyen tarafın işbirliğini garanti altına almak, onların beklentilerini makul seviyelerde tutmak, ihtiyaçlarına gerçekten değer verdiğinizi göstermek istiyorsunuz. Yani zorda kaldığınızda kullanacağınız kredi biriktiriyorsunuz. İşler yoluna gittiğinde ise IT'de birlikte çalışmak için tercih edilecek kişi olarak namınız artıyor. Bu cümle kurulumu üzerinde düşünerek, çalışarak kendinizi uygun hale getirmeye ve elinizdeki uygun duruma getirmek için önceden planlamalarınızı yapmanızı, çeşitli alternatifler geliştirmenizi öneriyorum arkadaşlar. Unutmayın, içinizden geldiği gibi yaklaşamıyorsunuz hiçbir konuya, özellikle müzakereye ve tartışmalara daima hazırlıklı olmanız lazım ve hiçbir kalıbı olduğu gibi o an aklınıza geldiği gibi kullanmıyorsunuz. Varsayılan herhangi bir cevabınız olmamalı. Her seferinde aynı cevabı vermemelisiniz. Buradan da konuyu bu şekilde bağlamış oluyoruz daha önce gördüğümüz konulara. Sorusu olan var mı?